Saygıdeğer izleyicilerimiz, bugün tüm emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren çok özel haberlerle karşınızdayım. Özellikle 2000 yılından sonra emekli olan ve intibak yasası zammı bekleyen tüm emeklilerimizin bu videomuzu sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izlemelerini rica ediyorum. Ayrıca dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızla ilgili haberleri de bugün sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra eğer siz de maaşınızı bankadan çekiyorsanız emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi de sizlere aktaracağım. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere emeklilerimizin birinci sorunu geçim derdi. Çünkü ülkemizdeki emekli maaşları gerçekten çok düşük. 1500 lira ortalama emekli maaşı ülkemizde vatandaşlarımıza 13 milyon vatandaşımıza ödeniyor. Ancak bu parayla geçinebilmek emeklimizin ay sonunu getirebilmesi imkansız durumda. Bildiğiniz üzere artık Ocak 2020'de emeklilerimiz yeni bir zam alacaklar. Bu yeni maaşları da biraz sonra sizlere okuyacağım. Siz de emekli maaşınızın, yeni emekli maaşınızın ne kadar olduğunu çok dikkatli bir şekilde lütfen takip edin. Bilinen bir gerçek var. Mevcut şartlar içerisinde Emeklimiz için artık bıçak kemiğe dayandı. Geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek, zorunlu olan ihtiyaçları görebilmek, bu ihtiyaçları karşılayabilmek artık neredeyse imkansız hale geldi. Çarşıda, pazarda vatandaşın, emeklinin, işçinin, emeklilikle yaşa takılan vatandaşın, memurun mutfağında gerçekten çok büyük bir yangın var. Emekli için kasap artık lüks oldu et lüks oldu Çok yakında tavukta lüks olacak şu anda ülkemizde en ucuz tavuğun kilosu 19-20 liraya kadar geldi emekli almış olduğu 1500 lirayla tavuk mu alsın, et etmelsin yoksa evinin faturalarını mı ödesin yoksa evine ekmek mi alsın, yumurta mı alsın domates mi alsın Şimdi bizi izleyen bazı değerli izleyicilerimiz bizim dalga geçtiğimizi düşünebilirler. Hayır. Vatandaş için inanın bana artık melemen bile lüks oldu. Domates 6 lira 7 liraya kadar yükselmiş durumda. Vatandaşın mutfağında yangın var. Vatandaş sadece kuru ekmeğe talim vaziyette hayatını sürdürmeye çalışıyor. Emeklilerimiz içerisinde emeklilerin yüzde %80'inin bankaya borcu var ay sonunu getiremiyor. Hele bir de kirada oturan emeklilerimiz için gerçekten bu hayat artık çekilmez noktaya geldi. Zam dönemi geldiğinde emeklimize %5, %6 yapılan bir zammın hiçbir faydası yok. Ülkemizdeki gerçek enflasyon %30'dan aşağıya değilken emeklimize 6 ay için %5, %6 zam vermek emekliyle dalga geçmekten başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Düşünün saygıdeğer izleyicilerimiz. 1500 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımıza 90 lira zam versek ne olur? Vermesek ne olur? Hadi buyurun, geçinin. Hadi ay sonunu getirin. Vatandaş yaklaşık 400-450 lira civarında bir elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu faturası ödüyor. Söze gelince biz emeklimizi enflasyonun altında bırakmıyoruz emeklimizi enflasyona ezdirmiyoruz diyorlar. Ama gerçekte böyle bir şey söz konusu değil. Biliyorsunuz en son yapılan zam yüzde %4.8'di. 1000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşa 48 lira zam yapıldı. Şimdi Ocak ayı da geldi. Emeklilerimize yaklaşık yüzde %6.7 oranında bir zam yapılacak. Evet 1500 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımıza 100 lira 110 lira zam yapmak bu vatandaşımızın hangi derdine derman olacak diye sizlere soruyorum. Kardeşim emekli inanın bana açlık sınırının da altında geçtiğimiz günlerde açıklandı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2037 lira. Ülkemizde milyonlarca emekli 2037 liranın altında bir emekli maaşı alıyor. Şimdi bakın, Ocak 2020'de alacağınız zamlı maaşları hemen okuyorum. Yeni maaşınız ne kadar olacak? Çok dikkatli bir şekilde lütfen dinleyiniz. Bakın. 1000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız, emeklimiz 1066 lira alacak. 1200 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1279 lira alacak. 1400 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1493 lira alacak. 1600 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1706 lira alacak. 1800 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 1919 lira alacak. 2000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2133 lira alacak. 2200 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2346 lira alacak. 2400 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2559 lira alacak. 2600 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2772 lira alacak. 2800 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 2986 lira alacak. 3000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3199 lira alacak. 3200 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3412 lira alacak. 3400 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3626 lira alacak. 3600 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3839 lira alacak. 3800 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4052 lira alacak. 4000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4266 lira alacak. 4200 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4479 lira alacak. 4400 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4692 lira alacak. 4600 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4905 lira alacak. 4800 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 5119 lira alacak. 5000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 5332 lira alacak. 5200 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 5545 lira alacak. 5400 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 5759 lira alacak. 5600 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 5972 lira emekli maaşı alacak. Şimdi bakın ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımız 2000 liranın altında emekli maaşı alıyor. 2000 lira maaşı olana 133 lira zam verilecek. 1500-1600 lira emekli maaşı olana ise sadece ve sadece Değerli izleyenler 120 lira civarında bir zam yapılacak. Şimdi size soruyorum. Lütfen videonun altına yazın. Yapılacak olan Ocak 2020'deki bu zamlar sizin hangi derdinize derman olacak? Şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız gerçekten çok üzüldüler. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Biz dedi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasayı asla geçirmeyeceğiz dedi. EYT konusuna sıcak bakmıyoruz dedi. Neden dediler? Emeklilikte yaşa takılanlara şu cevap verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. İskandinav ülkeleri battı dedi. Şimdi ben birkaç tane İskandinav ülkesindeki emekli maaşlarını sizlere açıklayacağım. Bakın İskandinav ülkelerinden bir tanesi İsveç. İsveç'te vatandaşlar bakın en düşük emekli maaşı 1732 Euro yani Türk parasıyla yaklaşık 10 bin lira civarında bir emekli maaşı ödeniyor bir diğer İskandinav ülkesi ise Danimarka Danimarka'da en düşük emekli maaşı 1600 Euro bu Finlandiya Finlandiya'da bildiğiniz üzere bir İskandinav ülkesi en düşük emekli maaşı 2700 dolar. Yani yaklaşık 13-14 bin lira civarında bir para yapıyor. Norveç, Norveç'te en düşük emekli maaşı 1700 euro. O da 10 bin lira civarında. Bakın bunlar en düşükleri söylüyorum. Biz de biliyorsunuz en düşük emekli maaşı şu anda 1000 lira. 1000 liranın altında dul ve yetimlerden alanlar var. 1000 lira emekli maaşı nere? 10 bin lira emekli maaşı nere? Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu gibi İskandinav ülkeleri battı mı, batmadı mı, zor durumdalar mı sizlere soruyorum. Yani bizdeki en düşük emekli maaşı bin lirayken bir diğer ülkede eğer 10 bin liraysa bizim 10 katımız daha gelişmiş, bizim 10 katımız daha zengin bir ülke anlamına geliyor. Bunun başka bir izahatı yok. Saygıdeğer izleyicilerimiz bakın Bizim ülkemizdeki emekli yokluğa, açlığa mahkum edilmiş vaziyette gırtlağına kadar bankalara borçlu emekli emekli maaşını daha elini sürmeden ikinci gün bitiyor. Çünkü kredi borcu kesiliyor. Kredi kartı borcu kesiliyor. Ek hesaptan para kullandığı için mecburen oradan da para kesiliyor. Emekli zaten 3 kuruş para alıyor. Emekli eve dönünce cebinde 5 lira çay parası kalmıyor. Hadi geçin. Hadi ay sonunu getir. Hadi çoluk çocuğunun ihtiyacını bu bin lirayla, 1500 lirayla, 2000 lirayla gör. Şimdi asgari ücret için biliyorsunuz komisyon toplanmaya başladı. Ocak'tan itibaren 1 Ocak'tan itibaren en düşük çalışan maaşı belli olacak. Şu anda 2020 lira. Şimdi asgari ücret adı üzerinde vatandaşın geçinebilmesi için alması gereken en az para. Şimdi biz ne diyoruz? En düşük emekli maaşını gelin asgari ücrete eşitleyelim. Yani en düşük emekli maaşı 2020 lira olsun. Vatandaşın da bir nebz olsun yüzü gülsün. Eğer en düşük emekli maaşını siz asgari ücret yapmıyorsanız size ikinci bir çözüm yolu daha sunuyorum. Şimdi vatandaştan 150 liraya kadar doğalgaz faturası almayın. 100 liraya kadar olan su faturasını almayın. 150 liraya kadar olan elektrik faturasını almayın. 50 liraya kadar olan da cep telefonu faturasını almayın. Toplamda 450 lira yapar. Emekliye fatura yardımı yapın. Emekli bakın nasıl yüzü gülüyor. 450 lira. Zaten emekliye 1500 lira veriyorsun. Diğer cebine emeklinin diğer cebinden de alıyorsun bu parayı. 450 lira oturayla alıyorsun. Emekli çarşıya pazara gidiyor, yangın var. Emekliye %5, %6 zam veriyorsun. Ayıp, yazık, günah derler adama. 13 milyon emeklinin 10 milyonu bugün bankalara borçluysa burada bir soru işareti yok mu? Emekli hele bir de kirada oturuyorsa bu emeklinin vah haline Nasıl ödeyecek kardeşim 2000 lira emekli maaşı olan bir vatandaş en ucuz kira şu anda 700 800 lira. 1200 lirayla nasıl geçinecek geriye kalan parayla? Ayıp, yazık, günah derler adama. Yapmayın, etmeyin arkadaş. Şimdi emeklilerden yüzlerce soru alıyoruz. Soru yağyor. İntibak ne oldu diyorlar. Evet 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımız 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımızla 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaşlarında aynı prim gün sayılarına sahip olmalarına rağmen ciddi fark var. 2000 yılından önce emekli olan vatandaş daha yüksek alıyor. Adalet bunun neresinde? Size soruyorum. Adalet nerede? Aynı prim ödemiş Aynı güne sahip ama biri örneğin 2000 lira alıyor, bir tanesi 1400 lira alıyor. Arada böyle korkunç rakamlar var. İntibak yasası ile ilgili şu anda çok önemli bir çalışma var. Bu çalışmanın ne olduğunu bir sonraki videoda size açıklayacağım. Dul ve yetim maaşları bildiğiniz üzere ülkemizdeki dul ve yetim maaşları bağlanırken %25 oranında kesinti yapılıyor. Örneğin bir vatandaşımız 2000 lira maaş alıyorsa vefat edince onun eşine ve çocuklarına maaş bağlanırken %25'i kesiliyor. 1500 lira ödeniyor. Kardeşim vatandaş zaten geçinemiyor. Sen dul ve yetimi neden %25 kesintiye uğratıyorsun? Nasıl geçinecek vatandaş? Açlığa yokla mahkum ediyorsun kendi vatandaşını. Seçim döneminde kapısını çaldığın emekli işçi memur emeklilikte yaşa takılan sana seçim döneminde nasıl güvenecek? Seçimden sonra zaten hiç tanımıyorsun. Ayıp, yazık, günah. Olmaz kardeşim bu kadar. Olmaz bu kadar. Devlet vatandaşının yanındadır. Devlet vatandaşının hayatını kolaylaştırmak için vardır. Devlet vatandaşının hayatını hiçbir zaman zorlaştırmaz. Emekli kan ağlıyor, emeklilikte yaşa takılan kan ağlıyor, işçi kan ağlıyor, asgari ücretli kan ağlıyor, memur geçinemiyor. Bu ülke nüfusunun yaklaşık üçte ikisi perişan vaziyette, üçte biri şöyle böyle ufak bir kısmı da Güllük gülistanlık bir hayat yaşıyor. Yapmayın etmeyin arkadaş. 1500 lirayla emekli nasıl geçinecek ya? Birazcık vicdanlı olmak gerekmiyor mu? Bir nebze olsun vatandaşı düşünmek gerekmiyor mu?